Hamile kalamayan bayanlar için bir doğal kürleriniz var mı? Aa, tabii. Şimdi mesela çeşit çeşit sebeplerden olabilir. Miyom, kist falan. Eğer böyle bir miyom, kist gibi rahatsızları var da bundan dolayı hamile kalamıyorsa bayan, zerdeçal seti kullanmak gerekir. Zerdeçal, hayıt, özel bir set. Kullandığı zaman miyom, kist, nodül ne varsa eritir, tertemiz eder. Fakat bazılarında hipofiz bezesi yüksek oranda prolaktin salgılıyor. Kadınlık hormonu, östrojeni ve gestrojeni vesaire ne yapıyor? Baskılıyor. Bu hormonları baskıladığı için prolaktin kısırlığa sebep oluyor. Eğer böyle bir sorun varsa doktoru teşhis edecek. Diyecek ki senin prolaktini yüksek olanlara Destonekti çok ağır ilaç veriyorlar. Biz bunu çok kolay hallederiz. Zerdeçal seti kullandı mı? Hipofiz bezesinin böyle hemen altında hipofiz bezesi nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bu bütün vücudumuzdaki hormonların orkestra şefi. Hangi organ ne kadar hormon salgılanacağını o yönetir. Orkestra şefi. Şimdi bunun sapında mikro, yani 2 santimde küçükse mikro, 2 santimde büyükse makro denir. Makro mikro. Adenom, kis varsa prolaktin yüksek salgılar. Prolaktin yüksek olursa kadınlık hormonları düşer. Düşerse o zaman Gökçek devreye girer. Özel bir ürünümüz var. Zerdeçal setini kullandı mı? Buradaki hipofiz bezesindeki makro, mikro adenomu eritir. Hiç sorun değil. Başka sebepleri varsa bilmemiz lazım. Detaylı bilgi Tabii. gerekir. Ona göre bir Ayrıntı. kür Yani hazırlıyorsunuz. başka sebepleri varsa hayıt seti kullanması gerekir. Kişiye göre değişir. Erkeklerde kısırlık sorunu varsa varikozuldan dolayı bazı erkekler mesela çocukken kaba kulak geçiriyor. Kaba kulağa sebep olan paroksima virüsü aşağı iniyor testislere. Yani burada kaba kulakta tükürük bezesinden aşağı iniyor. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra varikozula sebep olabilir. Orşit, testis iltihaplanmasına sebep olabilir. Epididimite, testis üstü bezesi iltihabına sebep olabilir vesaire vesaire. Eğer böyle bir sorundan dolayı sperm kalitesi bozuksa erkeklerde, çocuğu olmuyorsa onun içinde çoban çökerten seti var bizde. Kullandı mı? Şimdi mesela bundan kaç yıl önce Almanya'da bir beyefendi radyolojide çalışıyor. Yani röntgen çekiyor, hastaların röntgeni çekiyor. Her gelenden mikrop kapmış, her gelenden mikrop kapmış, kapmış. EBV, Epstein-Barr virüsüne yakalanmış. EBV virüsü kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Hastanede çalışan personel olduğu için doktorları özel ihtimam göstermişler. Çeşit çeşit antibiyotik, antibiyotik. 6 ay bakmışlar ki adam iyi olmuyor. Demişler ki yapacak bir şey yok. Senin rahatsızlığın kronik yorgunluk sendromu. Ne olacak? Eve gidebilirsin. Ne yapacağım evde? Yatacağım. Hiçbir şey yapamayız artık seninle. Mononükleozis hastalığı da denir. Kronik yorgunluk sendromu. Beyefendi beni aradı, dedi ki hastaneden beni eve gönderdiler, ölüme terk ettiler. Dedim nasıl olur, öyle bir şey mi olur? Vallahi öyle. Doktorlar bir şey yapamadı, ölüme terk ettiler beni. Bana bir çare. Dedim ki ya nasıl olur? Dedim tamam sonra görüşürüz, ben otobandayım. Yok yok, arabanı çekti, daha beni dinledi dedi. Benim çok önemli, ölüm kalım meselesi. Peki dedim, dinledim. Hallederiz dedim. Bizim iksir diye bir ürünümüz var. Eski ismi iksir, yeni ismi zencemay. Bu sarımsaklı limon suyu. Birçok 19 çeşit bitki var içerisinde. Tamam dedim, göndereyim ürünü, dene bakalım. Bu hanımı karşı çıkmış. Ya sarımsaklı su içilir mi falan demiş. Ama yok, öleceksin de kalacaksan bunu deneyeceğim 3 ay demiş. 3 ay Sarımsak sonra şifa zaten antibiyotik. evet, yani ama hanımı sarımsak koktuğu için rahatsız olmuş. 3 ay sonra bu sefer hanım aradı. Dedi ki abi sizin ürün çok iyi geldi kocama. Adam gezmeye başladı. Çarşı harekete başladı. Yemeği, yani çok çok iyi geldi. Bizim çocuğumuz olmuyor. Ona da faydası olur mu dedi. Olur dedim. Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği
bunlara incelemiş. İki tarafta da sorunlar var. Asla çocuğunuz olmaz sizin ikinizin. En iyisi evlatlık alın demişler. Dedim ki problem değil. Siz de kullanın. Beraber kullandılar. Üç ay sonra eşi hamile kaldı. Daha sonra doğum yaptı. Harika. Şimdi kaç yaşında? 20 yaşında belki kızları var. Harika. Elif ismini ben koydum. Öyle mi? Ne güzel. Çok çocuğun ismini ben koydum. Harika.